Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 6. sınıflar Arapça dersimizin 1. dönem 1. uygulama sınavını yapacağız. 6. sınıflar MEP yayınlarından sizler için hazırladığımız soruların cevaplarını yapacağız. Öncelikle dinleme ardından konuşma sınavımızın cevaplarını yapacağız. Unutmayın dinlemenin %25'i konuşmanın %25'i Yazılı sınavınızın da %50'si alınarak e-okula toplu not girilecek. O yüzden uygulama sınavlarına önem verin. Bunlar sizin için daha iyi sonuçlar elde edebileceğiniz sınavlar. Dinleme sınavımız şu şekilde. Birinci sorumuzda 3 numaralı sesi dinleyiniz ve duyduğunuz zamirleri aşağıya yazınız. 3 numaralı sesimizde 5 tane zamirimiz var. Sadece zamirler olan kısmı ben size dinleteceğim. Sizlerde duyduğunuz zamirleri sırasıyla Arapçalarını yazacaksınız. Hazır mıyız? 3 numaralı sesi EBA'dan açıyorum. Sizler de dinleyeceksiniz. Zamirler bittiği anda durduruyorum. Ve cevaplarını yazacağız. 3. al faragant kema Fil Şimdi başlıyor. Ana Aişe Ente Süleyman <laughs> Enti Seher Hüva Ali Hiya Reyhan Burada zamirleri duydunuz. Buraya sadece ne dedim? Zamirleri yazacaksınız. isimleri değil. İlk duyduğumuz zamir ne dedi? Ene. Harekesi de bu şekilde. Ardından ente zamirlerimiz bu şekilde. Ardından kızlar için enti Daha sonra hüve. Yani sırasıyla yazmanız da önemli değil. Sadece doğru yazmanız da önemli. Hiye. Beş temel munfasıl zamirimiz burada yazıldı. Ene ben. Ente erkek için sen. Enti kız için sen. Hüve erkek için o. Hiye de kız için o. Videomuzu bir daha dinleyelim. Alışkanlık kazanmak için. Selasa. Estemi alal cümle sonra akmil el fil şimdi başlıyor ana suleyman enti huwa ali evet zamirlerimiz bu şekildeydi sizler de ene ente enti hüve, hiye birleştirme kurallarına dikkat ederek yazıyorsunuz çünkü siz artık 6. sınıfsınız Elif, dal, zel, ra, ve va harfleri kendisinden sonra gelenle birleşmez. Diğerleri de bu şekilde bakın. E ne? Elif birleşmemiş. E bakın. E'ler hep ayrı yazılacak. Ancak hüve ile ve birleşmiş. Bu şekilde yazabilirsiniz. Diğer sorumuzda 4 numaralı sesi dinleyiniz. Ve duyduğunuz kelimelerin Türkçelerini altlarına yazınız. Şimdi burada ben size sırasıyla dört tane cümle dinleteceğim bu cümlelerin Türkçelerini boşluklara yazacaksınız. Şimdi 4 numaralı ses açıyorum. İlk kelimeden sonra e, Türkçesini yazmaya çalışalım. Durduracağım. Şimdi başlıyor. İsteygaza Abdullah Mübekkiran. Abdullah Mübekkiran. Birinci cümlemiz bu. Buraya bir yazacaksınız. Abdullah erkenden uyandı. Abdullah erkenden uyandı. Sınıfta diyelim akıllı tahta yoktur ya da sesler açılmıyordur. Buraları öğretmenler sizler okuyacak. Sizler bu şekilde cevapları yazabilirsiniz. Abdullah erkenden uyandı. Birinci cümlemiz bu. İkiyi buraya yazalım. Açıyorum sesi dinleyin. Lebise Abdullah melabisehu. Evet. Lebise Abdullah melabisehu. Neydi? Abdullah elbiselerini giydi. Abdullah elbiselerini giydi. İkinci cümlemiz bu olacak. Üçüncü cümlemizi yukarıya şu şekilde yazabiliriz. Açıyorum üçüncü cümlemizi. Abdullah Evet her Müslüman gibi Abdullah da Abdullah namaz için abdest aldı diyor bakın. Abdullah namaz için abdest aldı bu şekilde yazabilirsiniz. Ve son cümlemiz geliyor. Evet, Abdullah kahvaltı yaptı. Dört tane cümle dinledik. Dördünün anlamları da bu şekilde yazdık. Abdullah kahvaltı yaptı. bu şekilde yazabilirsiniz. Evet ilk iki sorumuz bu şekilde 40 puan, 30 puan şeklinde. Son sorumuzda 30 puan bakalım orada ne göreceğiz. Burada da size 3. ünitemizde 3 tane resim veriliyor. 10 numaralı sesi dinleyiniz. Duyduğunuz kelimeleri görsellerin altına yazınız şeklinde. Şimdi ben sizlere 10 numaralı sesi açacağım sırasıyla dinleyip görsellerin altına yazalım. ادرسو الثالث البيت 1 استمع الى عباراتي واعدها ثم تامل معانيها مستعينا şimdi başlıyor حديقه البيت حديقه البيت arkadaşlar neydi ilk resim evin bahçesi Bakın hemen hadi bu şekilde D arayacağız gatül diye Harika koyalım. Ha, di, ga, tül, beyt. Yani artık yavaş yavaş Arapça yazmaya alışmanız lazım ki bunlar çok kolay ifadeler. Duyuyorsunuz zaten. Hadika tül beyti. Evin bahçesi. Diğer res resim. Matbah. Matbah. Gördüğünüz gibi çok kolay. Mutfak. Matbehun. Metbehun diye şu şekilde yazacaksınız. Metbeh mutfak demektir. Metbehun. Son kelimemiz de Gurfe. Çok kolay odanız var sizin değil mi? Gurfe. Bakın. Gurfetün diye yazılır ama gurfe diye okunur. Siz gurfetün yazacaksınız. Gurfe. Tamam mı? Hadi gatul beyt metbah gurfe. Bakın burası 30 puan. Her bir kelime 10 puan. 3'ünü yazarsanız 100 puan alacaksınız. Toplam diğerlerini de doğru yaptığınız için. Buranın 25 puanı E kulumuza girecek. Böylece dinleme sınavımızı tamamladık. 3 tane sorumuz var. 3'ünün de cevaplarını da yazdık. Şimdi geçelim konuşma sınavına. Bu daha kolay sevgili arkadaşlar. Niye kolay? Çünkü ders kitabımızdan sizlere 3 tane alternatif sunuyoruz. 16. sayfa ya da 2 tane 27. sayfamızdaki işte sizler için belirlenen sorulara cevap vereceksiniz. Sayfalarımızı güncelledim. Hatta size 3 tane örnek sayfa vereceğiz. 16, 22 ve 27. Buralarda 3 tane konumuz var. 3 ünitemizin 3 konusu var. Bir arkadaşımızla birlikte birinci cümleyi siz, ikinci cümleyi arkadaşımız söyleyecek. Eğer düzgün bir şekilde Arapçaları telaffuz ederseniz 50 puan alacaksınız. Türkçe anlamlarında yaptığınız zaman 50 puan da buradan 100 puan alacaksınız. Yani sonuçta 25'i size gelecek. Şimdi parçalarımızın okunuşlarının anlamlarını tekrar edeceğiz şimdi sırasıyla. Sayfa 16'daki alıştırmamız değerli arkadaşlar. Bakın bir belli ile öğretmen arasındaki diyalogtu. Alo merhaba. Alo merhaba. Merhaba merhaba tefattal buyur. Bak bu, bu kısmı şurasını bir arkadaşımız okuyacak. Bu kısmı da diğer arkadaşımız sırayla listeden okuyabilirsiniz. Alo merhaba. Merhaban tefattal. Buyur dedik. Ene muallimu Ayşe. Ben Ayşe'nin öğretmeniyim. Ehlen ya üstaz. Hoş geldin ey öğretmen. Ayşe gaybetül yevim. Ayşe bugün gelmedi. Hel hiye fil beyt. O evde mi? Baba konuşuyor. Hiye meridah. O hasta. Velizalike bu yüzden zehebet ile müsteşfa o hastaneye gitti. İndeha mev'ide me'at tabib. Onun doktorla randevu fas, randevusu vardır. Allahu yeşviha. Allah ona şifa versin. Şükran teşekkürler. İsterseniz bu metni okuyabilirsiniz. Ya da biz arkadaşımızla bu metni okuyacak derseniz burayı okuyabilirsiniz. Burada bir kelime siz diğer kelimeyi arkadaşınız okuyacak. Birinci arkadaşımız Mezenel el yev. Bugün ne yapacağız? Ne yapıyoruz? İkinci arkadaşımız Kuretel Gadem futbol. Birinci arkadaşımız Kuretel voleybol. İkinci ikinci arkadaşımız Kuretel Yet handbol. Tekrar bire geçtik. Temenna leke Sana başarılar diliyorum. Şükran ya ahi. İkinci arkadaşımız. Teşekkürler ey kardeşim. Tekrar okuyayım mı? el Abelyev. Kuretel gadem. Kuretel selle. Kuretel yet. Temennalek. Et tevfik. Şükran ya ahi. Yok biz burayı da beğenmedik derseniz. Biz 27. sayfayı okuyacağız. Çünkü Arapçayı çok iyi biliyoruz. Kendimizi geliştirdik. Kendimize güveniyoruz derseniz. Zeyd'in konusunu okuyabilirsiniz. Zeyd. Yine birinci cümlemizi bir arkadaşımız. ikinci de diğer arkadaşımız okuyacak. Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Selam. Allah'ın selamı üzerine olsun. Senin üzerine olsun. Birinci arkadaşımız. Ehlenbik ya haleti. Hoş geldin ey teyzeciğim. İkinci arkadaş. Ehlen ya zeyt. Hoş bulduk ey zeyt. Hel ente ta'ban el yevm. Sen bugün yorgun musun? Neam evet. Liyenneni la'ibun fi ferigil medrase. Çünkü ben okul takımında oyuncuyum. Ve la'ibna mübaraten temhidiyeten el yevm bugün önemli bir hazırlık maçı yaptık. Önem yok. Bugün hazırlık maçı yaptık. Fehimtü ve lizalike Bu yüzden sen yoruldun. Ya evet. Ve gaden innena mübaraten mühimmeten. Yarın önemli bir maçımız var. İzden etemennâ leke el fevz gaden. Sana yarınki maç için başarılar diliyorum. Eşkuru ki ya haleti. Teşekkürler ey teyzeciğim. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi bize 3 tane kolay metin verdik. Bu metinlerimizi arkadaşlarımızla birlikte okuyarak güzel puanlar alacaksınız. Böylece %50'lik kısmın 50 puan alırsanız sınavdan da kaç alırsanız üzerine eklenip sınavımızın notu e-okula girecek. Hepinize tüm derslerinizde sınavlarınızda başarılar diliyoruz.